Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde birden fazla sözcük çoğul eki almıştır demiş. Sevdalar sözcüğünde evet çoğul ekimiz mevcuttur. Ancak üfler sözcüğü için böyle bir şey söyleyemeyiz. Üf sözcüğü yansıma bir sözcüktür ve isim köktür. Ardından gelen Leyla ise bizim yapım ekimizdir. İsimden fiil yapım eki ve peşi sıra geniş zaman ekimiz gelmiş. Bu nedenle buna çoğul eki diyemeyiz. Sadece bir sözcükte çoğul eki olduğundan doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. Birden fazla sözcükte iyelik ve yönelme durum eki birlikte kullanılmıştır. Eline sözcüğüne bakarsak onun eli diyebildiğimiz için iyelik ekimiz var ve peşi sıra -eA yönelme hali ekimiz gelmiş. Yüzüme sözcüğünde ise benim yüzüm diyebildiğimiz için yine iyelik ekimiz mevcut. Ve peşi sıra yine yönelme hale ekimiz gelmiş. Doğrudur. C seçeneğinde somut isim vardır demiş. Gün, ufuk, yolculuk, çocuk her biri somut isimdir aslında. Bu nedenle C'yi de eleriz. Birleşik isim ise rüzgar gülü sözcüğünde mevcut. Yansıma sözcüğümüz ise üfler sözcüğü. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidi yoluyla oluşturulmuştur. Yansıma sözcükten türetilmiş sadece. Doğru cevabımız bu nedenle A seçeneği demeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır? Küçültme adı dediğimiz bir isme gelen cık cık ekiyle artık daha küçültme anlamı sağlayacak şekilde kurulan sözcükler. A seçeneğinde kurbancık dediğimizde bu musluğu sökmek için kullanılan bir aletten bahsediyor demek ki artık. Bu nedenle buna küçültme adı diyemeyiz. Elindeki maymuncukla kapıyı açmaya çalışıyordu dediğimizde yine artık bir aletten bahsettiği için kalıcı isimdir ve biz buna yine küçültme adı diyemeyiz. C'de gelincikler derken bir hayvandan bahsediyoruz. Gelincikler gece geç saatlerde kalabalık olmayan bölgelerde avlanmayı sever cümlesinden. Bu nedenle yine kalıcı isimdir ve biz buna küçültme adı diyemeyiz. Ancak D'de yağmurdan sonra sokakta gölcükler oluştu cümlesinde gölden gölcük şeklinde oluşturulmuş bir sözcükten bahsediyoruz ve artık hani küçük bir gölden bahsediyor küçültme anlamı kattı. O nedenle doğru cevabımız geldi. Ancak E'ye de bakalım. Yaşlı adamın elmacık kemikleri oldukça çıkıktı dediğimizde oradaki kemiğe verilen kalıcı addan bahsediyoruz burada. Bu nedenle yine bir küçültme adı değildir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu cümledeki altı çizili sözcükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dilekleriniz sözcüğüne bakalım. Dildir aslında sözcüğümüzün kökü ve isim köktür. Bu nedenle D'yi eleriz. Dilden dilemek dediğimizde isimden fiil yapım eki almıştır. Dilemekten dilek derken de fiilden isim yapım ekini alır. Dilekler dediğimizde buradaki çokluk ekimizdir ve B'yi eleriz. Dilekleriniz dediğimizde sizin dilekleriniz diyebildiğimiz için artık iyilik ekidir ve C'yi de eleriz. Aynı zamanda dilek sözcüğü soyut bir isimdir. Bu nedenle A'yı da eleriz. Doğru cevabımız belirtme durum ekiyle E seçeneği olacak. Biçim yönüyle tekil olmasına rağmen anlamca çoğulluk bildiren isimlere topluluk ismi denmektedir. Topluluk isimleri diğer cins isimler gibi çoğul eki alarak da çoğullanabilir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul eki alarak kullanılan bir topluluk ismi vardır? A seçeneğinde akşamlar geceler sözcüklerinde çoğul eklerimiz var ancak akşam ve gece sözcükleri topluluk adı olmadığından eleriz. B seçeneğinde görevliler ve sınıflar sözcüklerinde çoğul eklerimiz var. Görevli sözcüğü yine burada baktığımızda tekil bir isim. Sınıf sözcüğü de mekan olarak kullanıldığından tekil bir isim yine eleriz. C seçeneğinde sürüler sözcüğüne bakalım. Çoğul ekini almış. Aynı zamanda sürü sözcüğü bir topluluk adıdır. Yani bu larlar çokluk ekini getirmeden de yine anlamca çoğuldur. O nedenle doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. D'de kanlar sözcüğünde yine çoğul eklerimiz var. Ancak buradaki kan sözcüğü yine tekildir. En seçeneğinde ise insanlar sözcüğünü görüyoruz. Burada da yine çoğul ikimiz var ancak insan sözcüğü de yine tekil olduğundan eleriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu dizelerde iyilik eki almış kaç sözcük kullanılmıştır? Benim kara dutum diyebildiğim için aitlik bildirdiğinden burada mevcut. Aynı durum benim çatal karam, benim çingenem, benim nartanem, benim nurtanem, benim bir tanem dediğimde de geçerli olduğundan her birinde iyilik eki vardır. Ancak benim ağaç isem diyemeyeceğim için burada ben ağaç isem dediğimizden buradaki iyilik eki değil. Benim dalımsın diyebiliyorum yine aynı şekilde. Salkım sözcüğünde sözcüğün kendisinde bulunuyor bu ım im. O nedenle bunu alamıyoruz. Ben petek isem deriz. Benim petek isem diyemeyeceğimizden yine dahil edemeyiz. Benim balımsın, benim avulum, benim günahımsın, benim vebalimsin şeklinde kullanabildiğimden saydığımızda 11 tane sözcük edecektir. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad durum eki alan herhangi bir sözcük kullanılmamıştır? A seçeneğinde küçük çocuklar okumak için sabahına yazında bu yolu yürüyorlardı cümlesinde. dda bulunma hali ekim mevcut. Bu nedenle E'leriz. B'de memleketimin sıcak havası gibi insanları da sıcaktır cümlesinde. Durum ekimiz yok. Burada memleketimin havası diye yaptığı iyilik ekidir. Aynı şekilde memleketimin insanları diye tamlama da yaptığından yine iyilik ekidir. Tamlanan ekleri de deriz aynı şekilde. Bu nedenle belirtme hali eki diyemeyiz. Cevabımız geldi. Ancak diğerlerine de bakalım. Akşamlar çok hırçın ve acımasız olur buralarda dediğimizde yine bulunma hali ekimiz mevcut. Bu soruyu bir de farklı yolla çözmeyi denemelisin cümlesinde ise bir şurada çözmeyi şeklinde belirtme hali ekimiz var. Bir de yine soruyu şeklinde belirtme hali ekimiz var. Yine eleriz. E seçeneğinde dersten erken çıktığım için bu konuyla ilgili soru çözmekte zorlanıyorum cümlesinde ise bir danden şeklinde gelen ayrılma hali ekimiz, bir de deda şeklinde gelen bulunma hali ekimiz mevcut. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde larler çoğul iki numaralanmış anlam ilgilerinden herhangi birini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır. Çoğul iki olan larlar cümle içerisinde çoğul anlamından sıyrılarak Aşağıdaki gibi cümleye farklı anlam ilgileri katarak kullanılabilir. Yaklaşıklık anlamı, aile anlamı, abartma anlamı, benzerleri anlamını vermiş. A seçeneğinde yazları ailece tatile çıkmak, hayattaki en büyük tutkusuydu cümlesinde yazları sözcüğünden anladığımız her yazdır. Ve buna benzer herhangi bir durumdan bahsetmemiş bize. O nedenle doğru cevabımız olacaktır. Ancak devam edelim. B'de cennet köşesi ülkemizde nice fatihler yetişecektir cümlesinde fatih benzerleri anlamı kattığından eleriz. C'de dünyalar kadar malı olsa da adama az geliyordu cümlesinde dünyalar kadar kısmından çıkarttığımız aslında abartmadır. D'de dersimize giren Türkçe öğretmeni 35 yaşlarındaydı cümlesinde yaklaşıklık anlamı vardır. E'de ise teyzemler bu kışı yine yurt dışında geçirecek cümlesinde Teyzemler sözcüğünde aile anlamı mevcuttur. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad isim değildir? Duygunun sözcüğüne bakalım. Duygunun tehlikesi şeklinde gelmiş hatta isim tamlaması oluşturmuş. İsim tamlamalarını biz isim ve zamirlerle yapıyorduk. Buradaki kesinlikle isimdir. Anlam sözcüğü ise anlam yapısı şekline yine bir isim tamlamasıyla gelmiş ve ismin yerini tutacak şekilde değil birebir bir kavramı karşılayacak şekilde geldiğinden yine buradaki bir isimdir. Ögedir sözcüğü ise kritik bir ögedir şeklinde sıfat tamlaması olarak gelmiş ve ikinci sözcüğümüz o nedenle bu da yine bir isimdir. Otobiyografik ise otobiyografik bölüm şeklinde gelmiş. Bölüm burada ismimizdir evet ama nasıl bölüm desek otobiyografik cevabını alacağımızdan buradaki kesinlikle bizim sıfatımızdır. Doğru cevap geldi ama yine örnek sözcüğüne de bakalım. Burada rastlanan bir örnek değildir şeklinde gelmiş. Bunu olumluya çevirirsek rastlanan bir örnektir şeklinde yaparız. Hatta nasıl örnek desek buradaki sıfatımız bu da yine ismimiz olur. O nedenle yine elenir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki almayan bir isim türünün tümünü ifade edecek şekilde kullanılmıştır? A'da genç adam aldığı maaşla ayı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyordu cümlesinde. Adam sözcüğüne bakalım mesela belli bir adamdan bahsetmiş. Tamamını kapsayacak, türünün tümünü kapsayacak şekilde kullanılmamış o nedenle eleriz. B'de şiir iyi okunmazsa duyguları da iyi yansıtamaz cümlesinde şiir sözcüğü tüm şiirleri kapsayacak şekilde kullanıldığından aslında doğru cevabımız. Ama diğerlerine de bakalım. Onun en büyük zevki polisiye romanlar okumaktı cümlesinde. Romanlar sözcüğü zaten çoğul ek almış ama belli bir roman türünden de bahsetmiş bize. Aynı zamanda hiçbir şekilde karşılamadı bunu. O nedenle eleriz. Köşedeki ev, yıkılan evimizin kaderini yaşamamak için direniyordu cümlesinde yine belli bir evden bahsediyor. Tümünden bahsetmedi bize evlerin. O nedenle eliyoruz. Aldığı tarlayı ekip biçme işi yine kendine kalmıştı cümlesinde tarla sözcüğü yine belli bir tarlayı kastedecek şekilde kullanılmış. O nedenle yine eleriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ad isim değildir. Kabir, bahçe, bülbül, hayal sözcükleri bir kavramı karşıladığından her biri isimdir. Ancak her sözcüğünün hemen peşi sıra gün gelmiş, gün bir isimdir ve her sözcüğü kesinlik bildirmeden gün ismini belirttiğinden sıfatımızdır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bulunma durum eki, iyelik eki, soyut isim, cins isim ve topluluk adını vermiş. Akşam, güneş, deniz, ufuk bunların her biri cins isimdir. Bu nedenle D seçeneğini eleriz. Hülya sözcüğü soyut isme örnektir. Bulunma hali eki ise uzaklarda sözcüğünde mevcuttur. Gönlüm derken benim gönlüm diyebildiğimize göre iyelik ekimiz de yine mevcuttur. Topluluk adındaysa larlar çokluk eki almadan sözcükteki varlığın kavramın birden fazla olduğunu anlatmalıydı bize. Böyle bir sözcüğümüz bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneği olacak.